bir haftalık aradan sonra Sky Spor'da tekrar sizlerle birlikteyiz. Her zaman ne diyoruz? Skoru değil, sporu tartışan program. Spor programı diyoruz çünkü sadece futbol değil, zamanımız el verdiği sürede diğer branşlara da yer veriyoruz. Özellikle amatörlerin sorunlarına da yer veriyoruz. Bugün ekranları başınızdan ayrılmayın. Hem amatör sporcular hem de faal olarak futbol adamlığını sürdüren insan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız veya büyüklerimiz ekranları başından ayrılmasın. Önemli konularımız ve önemli konuklarımız var. Evet, bunun yanı sıra ne konuşacağız? İşte Buca Spor'u konuşacağız, Göztepe'yi, Karşıyaka'yı, Manisa'yı, Denizli'yi konuşacağız. Denizli ilk galibiyetini aldı. Hakan bir taraftan da bana bakıyor. Denizli ilk galibiyetini aldı. Bunu da konuşacağız. Evet, konuklarımız kimler? Her zaman olduğu gibi değerli yorumlarıyla Hakan Kutucuoğlu bizlerle birlikte olacak. Evet, Şaban Acarbay, Sporcu Sağlık Merkezi Başhekimi, aynı zamanda Türkiye Futbol Adamları Derneği veya Faal Futbol Adamları Derneği mi hocam? Futbol Antrenörleri Derneği. Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şube Başkanı Cumhur Özkurt, teknik direktör olarak bizlerle birlikte olacağız. Konuklarıma öncelikle hoş geldin diyorum. Hakan, geçmiş olsun. Geçen hafta rahatsızdın. Bizlerle birlikte değildin. Teşekkür ederim. Farklı soğuk algınlığı. İstirahat gerekti. Hakan, seni devirmez o soğuk algınlıklar ama. Nazar bayağı ağır geldi. Nazar geldi değil mi? Şaban abi, hoş geldin. Hoş bulduk Yunus Bey. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Cumhur Hocam, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim Yunus Bey. Umarım güzel bir program olacak hep beraber. İnşallah. Hem İzmir futbolunu konuşacağız hem de sorunlarını konuşacağız. Ama izninizle her zaman olduğu gibi bölgemizin temsilcisi olan Süper Lig'deki Akhisar diyeceğiz. Evet, Akhisar'a gidiyoruz. Akhisar biliyorsunuz bu hafta kendi sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Bu bizi üzdü ama Akhisarlı taraftarlara tekrar söylüyoruz. Bu günler geçecek, iyi yerlere gelecek Akhisar. Gelecek vadeden bir takım. Bakalım maç sonrası Hamza hocamız neler söylemiş. Şimdi o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Üst üste koysak, geçtiğimiz haftalarla aynı konuşmayı yapacağız. Yine gole kadar iyi oynadık ama golden sonra bir türlü oyunu, skoru çevirecek direnci gösteremedik. Baktığımızda bugün iyi başladığımızı düşünüyorum maça. İlk yarıda ataklarımız var, top bizde. İkinci yarıda da aynı şekilde. Yani golü bizim atacağımızı düşündüğümüz anlarda, girdiğimiz pozisyonları da tabii kaçırdıktan sonra gelen bir atakta yediğimiz gol tabii yeniden maç içinde, yani maç için umutlarımızı kırıyor saha içinde. Ama yapacak bir şey yok. Yani devam edeceğiz. İyi oynamamış olsak tabii çok farklı şeyler düşünebiliriz ama oyun olarak iyiyiz. Tabii gol bölgesinde de sıkıntılarımız var. Gol vuruşlarında, son paslardaki tercihlerimizde. Yani bunlarda biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Ya daha çok çalışacağız ya başka çözümler bulacağız ama bu sorunlarımızı çözeceğiz. Benim maçla ilgili söyleyecek fazla bir şeyim de yok. Yani futbol 3 neticeli. İyi mücadele ediyoruz. İyi oynamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama belirli kırılma noktaları var. Golü bulamayınca tabii ki stresle beraberinde getiriyor. Bugün çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Çünkü oynadığınız takım da Kasımpaşa Ligi'nin kaliteli ekiplerinden bir tanesi. Golü bulamayınca böyle sıkıntılar oluyor. 3 haftalık bir periyotta böyle sıkıntılı bir dönemimiz var. Ama söylenecek bir şey yok. Sonuçta lig uzun maraton. Önümüze bakmak durumundayız. Started the game very well. Çok iyi oyuna başladık. We've been moving and we've been getting some chances. Birçok pozisyonlar bulduk maçın başında. And what the coach normally teaches in the training, we've been using it. Hocanın bize öğrettiği şeyleri antrenmanlarda kullanmaya çalıştık. But we are just unlucky today. Sadece ve sadece çok şanssızdık. What we are going to do is just to learn from our mistake and work more in the training. Sadece burada yapmamız gereken hatalarımızdan ders çıkarıp antrenmanlarda daha sıkı çalışmak. Then we see how we get the matches on. Ve bundan sonra eğer bunları yapabilirsek maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum. The coaches have been working hard. Herkes çok sıkı çalışıyor. Koç, antrenörümüz, herkes. The players have been working hard as well. The players have been working hard. So we just hope luck is on our side. Sadece umut ediyorum ki şans da biraz bize gülsün. Evet, şans da gülmedi aslında Akhisar'a. Akhisar'ın bu hafta zorlu bir Beşiktaş deplasmanı var. Yani Hamza Hoca'ya Allah kolaylık versin diyoruz. Hakan? Şimdi mütevazi bütçeyle, mütevazi bir kadroyla lige başlıyor Akhisar takımı.
Çok şey beklemeyeceğiz. Evet. Ligde kalması bizim için büyük avantaj. Fakat şu var, karşısındaki takım da lige büyük bir bütçeyle girmiş olan Kasımpaşa takımı. Şuna dikkat ediyorum, çok kaliteli sporcu veya golcün yoksa girdiğin pozisyonu değerlendiremezsen golü yakalayamıyorsun. Evet. Aynı şekilde bir Kasımpaşa takımın girdiği pozisyon bir tane iki tane de olsa kaliteli golcüsü varsa skoru yakalıyor ve lehine çeviriyor. Evet. Hamza Hoca'nın itiraf ettiği bir konu var. Yani gol yedikten sonra takım adeta dağılıyor. Yani bunu bir çözüm bulması lazım. Yani tek golle, bir golle veya iki golle çok maçlar çevrildiği olmuştur. Şimdi tabii ki muhakkak yani daha golü bulamayan bir takım. Hı-hı. Bir gol yedikten sonra iki tane satıp öne geçeceğim çabasıyla hı-hı, maalesef marabuz buluşuyor. Evet, ligde 7 gol atmış, 19 gol yemiş. Oldukça... Maalesef hoş bir durumda değil. Yani bana göre ligde kalma çabasında olan bir Akhisar Spor. Bir Ege'de olarak kalması için tabii ki hepimiz gönülden çok istiyoruz. Fakat şurada bir konu var. Sporcuların çoğu şans faktöründen bahsediyor. Hı-hı. Futbolda şans diye bir şey yok. Beceri ve beceriksizlik vardır. Futbolcu başaramadığını, atamadığını şansa, şans kılıbının içinde ortaya çökerse bu bir şaşkınlıktır. Uzun attıkları gol de şans. Yani futbolda eğer becerini geliştirme şansın, meleki geliştirme şansın varsa bu antrenman ne olur? Bunu değiştirerek golü pozisyona girdiğinde atarsa şans faktörü ortadan kalkar. Evet. Beceri ortaya çıkar. Attığı her golü kişi ben şansınla attım demez. Hı hı. Uzak köşeye vurdum, buraya vurdum, iyi vurdum, gol diye gösterir. Ama kaçırdığın her pozisyon şans değil derse biraz sporcumuzun az çalışması, beceri eksikliğinden kaynaklanıyor. Evet Çağben abi, öncelikle tekrar hoş geldin diyorum. Tabii futbol adamlarının sorunlarına değineceğiz. Futbol antrenörlerinin de sorunlarına değineceğiz ama bölgemizdeki Akhisar'ı bir değerlendirebilir miyiz? Siz de yakından takip ediyorsunuzdur. Hamza'da da emeği olan insanlardan birisiniz. Tabii biz her yönüyle Akhisar'ı çok seven, beğenen kişileriz. Evet. Teknik kadrosundan şehir konumu itibariyle oradaki değerli dostlarımız da dahil olmak üzere. Akhisar, ben teknik eleştiriden ziyade şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Akhisar yeni geldiği bu lig ortamında henüz adapte olamadı diyorum. Evet. Çünkü genelde onlar çok uyumlu bir kadro ile bu noktalara geldiler. Bir mucize yarattılar. Evet. Teknik adamıyla, yöneticisiyle, belediyesiyle, sporcusuyla, taraftarlarıyla. Ama gördüğüm o ki genelde geldikleri liglerde şampiyonluğu yaşayan ekibi bozmadan yeterli olmayan takviyelerle işin içine girdiler. Umarım ki 3 puanlı sistemde Hamza kardeşim ve diğer yardımcılarla birlikte bu zor günleri aşacaklardır. Temennimiz Akhisar'ın yakışır şekilde Ege'yi temsil ettiği için burada barınmasıdır. Sanıyorum buna da başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Evet, ben hemen tabii Ege temsilcisi Akhisar ama neden İzmir takımları Süper Lig'de yok sorusunu da sormak istiyorum. Çünkü sizler 5 takımlı İzmir'in 1. Lig'de temsil edildiği dönemi yaşayan insanlarsınız en azından. Evet, gerçekten 5 takımlı 1. Lig'de ya da Türkiye Lig'lerinde oynadığı günleri çok yakından yaşamış bir insanım. Çok mutlu günler de yaşadığımız oldu. Tabii ki sonuçta gelen neticelerle üzüntülü günler de yaşadık. Bu çok uzun, derin bir konu. İsterseniz bunu başka bir programda, özellikle İzmir futbolunun sıkıntıları nedir, sancıları nedir, neden bu kaotik ortam yaşanıyor diye konuşabiliriz diye düşünüyorum. İzmir'de İzmir yönetimiyle, sporcusuyla, şehriyle, yerel yöneticileriyle, mülki amirleriyle bir kez daha kendini çek etmeli diye düşünüyorum. Temelde yatan büyük sorunlar var. Bunların giderilmesi gerekmektedir. Sanırım bu da başka bir programda değişik bir konuyu da tartışırız bunu da. Şu anda zaten kısaca bir değinelim dedik. Tabii biliyorum bu konuda da. Evet, çünkü 5 tane büyük yıldız kulübümüz var. Evet. Bunları tek tek ele almamız lazım. Bunlar bir bütünü oluşturuyor. Evet. Bu şekilde düşünmek lazım. Evet. Evet, Coşkun Hocam. Cumhur Hocam, pardon. Çok özür dilerim Cumhur Hocam. Estağfurullah. Şimdi Hakan Hocam ve Şaban Hocam gerekli konuşmaları yaptı. Ben birkaç ilave etmek istiyorum. Hamza Hocam'ın bir lafı var burada. Evet. Dedi ki 2 haftadır aynı şekilde aynı oynuyoruz. Gol yedikten sonra demoralize oluyoruz. Demek ki burada futbolcuları etkileyen bir faktörler var. Bunların araştırılması gerektiğine inanıyorum. Futbol psikolojisi çok önemli. Evet. Futbolcunun maç içerisindeki futbol psikolojisi skora yansıdığı zaman sistemden kopabiliyorlar, oyundan kopabiliyorlar. Böyle olunca da kenarda takımı yöneten antrenör de zorluklar yaşayabiliyor. Çünkü sesimiz
saha içerisinde bir yere kadar duyuluyor. Ondan sonraki her şey futbolcuda. Evet. Hakan hocamın dediği gibi şans ve şanssızlık faktörü. Gerçi hep öyle söylüyoruz ama gene de söyleyeceğiz. Bana göre biraz var. Hı hı. Tabi bunun yanında beceri de çok önemli. Akhisar Spor, İzmir'in, Ege'mizin artık Süper Lig'deki tek takımı. Biz antrenörler istiyoruz ki İzmir'den birkaç takımımız daha, evet, Süper Lig'e çıksın. Tabi bu hafta Beşiktaş'la çok yüzüde bir takımımızla maç oynayacak Akhisar. Hı hı. Cezalı futbolcusu vardı, o iyileşti. Defansta bir yabancı futbolcusumuz var, kart sınırında Akhisar'ın. İnşallah bu maçtan en kötü beraberlikle dönüp puan ve puanlar dönmesini istiyorum Akhisar'ın. Evet. Hanzo hocama ve ekibine başarılar diliyorum. Evet, sence niye İzmir takımları Süper Lig'de değil? Evet, şimdi bizim hocalarımızın, antrenörümüzün aramızda konuştuğumuzda bir idari yönetimin, idari yönetimin birlik beraberlik içinde olmayışı. Evet. Tabii bunun başında Şaban hocam da bilir, her şey maddiyat. Hı hı. İzmir'de daha önceki bizim zamanımızda sizin dediğiniz gibi Göztepe, Karşıyaka, evet, Altay, bunlar hepsi birincilikte oynuyordu eski adıyla. Orada çok güzel mücadeleler oluyordu. Şu aşamada İzmir'de artık birlik beraberlik olduğuna inanmıyorum. Hı hı. Bu sağlanmadığı süre içerisinde de İzmir'den takımın çıkacağını da zannetmiyorum. Evet. İnşallah ileriki dönemlerde bu birlik beraber sağlanıp, hı hı, şu an mesela İzmir'de bir Karşıyaka şampiyonluk potasına girdi. Buca'yı da Buca, evet, Buca ile beraber. Onları, evet, desteklersek hep beraber hem maddi hem manevi olarak, hı hı, inanıyorum ki İzmir'den bir takımın çıkacağını Süper Lig'e. Evet. Aklımdayken hemen sorumu sorayım. Nazım Atılgan, biliyorsunuzdur, hepiniz biliyorsunuz. Hı. Geçtiğimiz programlarda konuklarımız arasındaydı. Şaban abi, özellikle bu soruları size sormamı istedi. Ben izninizle hemen şey yapayım. Evet, Şaban Hoca amatörlerin antrenörler derneği başkanı lisans aktarmaları diyor. Daha doğrusu lisans aktarmaları amatörlerde 750 TL'ymiş. Bu çok fazla değil mi diyor. Sonra diyor masörler sahada iğne yapıyor diyor. Bunların belgesi yetkisi var mı diyor. Tabii siz bilir misiniz onu tam bilemiyorum. Masörler doktorluk yapıyor. Sporcu için büyük tehlike diyor. Çünkü diyor masör kursu açıp ders verdiler zamanda. Bu diyor normal mi diyor. Şaban Hocama selam ve saygılarımla diyor. Size bu soruları yöneltiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konuya değindi. Değinmiş. Sorusu oldukça anlamlı. Aşıkından başlayalım müsaade ederseniz. Evet. Gerçekten amatör aktarmalar için belirtilen ücretler, hı hı, mütevazi amatör kulüplerimiz için bir aylık fazla. Evet. Bunu çözümleyecek olan da, hı hı, gerek Amatör Spor Kulübü Federasyonu'nun girişimleriyle Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Evet. Yani amatörlerden benim kanaatime göre almaktan ziyade onlara vermek lazım. Tabii. Onlara verilecek ki sporun temel altyapısı olan, piramidin temeli olan konularda üçgenin temelinde çok güzel gelişmeler olsun, gençler çıksın, yetişsin, bunları desteklememiz lazım. Hı hı. Bu ücretler fazla. Ama bir sevindirici bir husus da şu, benim takip ettiğime göre birçok belediye, hı hı, kendi semtindeki kulüplerin bu aktarma ücretlerini belediyeler karşılıyor. Ama ona rağmen bunun bu fiyatta olmaması lazım. Hı hı. Bu ücretlerin aşağı çekilmesi lazım. Bunu yapacak olan da Türkiye Futbol Federasyonu yetkili mercileridir. Evet. Bu bir. İkinci hususa gelince gerçekten acı bir gerçektir. Ne yazık ki zaman zaman sahalarımızda sağlıkçı bulunmadığı için, yani sağlık, hı hı, doktor, hekim ya da sağlık memuru bulunmadığı için müsabakalarda masörlerin görev yaptığını biliyoruz. Hı hı. Masörlerin bir tıbbi girişim yapma yetkileri ve yasal prosedürü yoktur. Evet. Yani bir masör enjeksiyon yapmak gibi, başka bir tıbbi müdahale yapmak gibi, bir küçük cerrahi girişim yapmak gibi bir konuda yetkili değildir. Hı hı. Bunları yapmamaları lazım. Biz zaten verdiğimiz eğitim kurslarında bu tür yetkilerini onların açıklıyoruz, sınırlandırıyoruz. Hı. Ama ne yazık ki sanıyorum o çocuklar iyi niyetle, biraz da fedakarca, ama bu bir fedakarlık değil, bir yanlışa gitmektir. Tabii. Bilmedikleri konularda, bu sadece saha şartlarında değil, hı hı, herhangi bir ilk yardım konusunda, trafik kazalarında, şunda bunda, hı hı, ilk yardım konusunda insan bilmediği nokta ısrarcı olmayacak. Tabii. İyi niyet bu konuda yetmez. Bildiğiniz kadar da ısrarlı olacaksınız. Masör kardeşlerime tavsiyem, hı hı, bunun çok daha değişik boyutları oldu. Evet. Yıllar önce çok büyük kulüplerimizde, isim vermeyeyim şimdi, masörlerin yaramaz dediği, oynayamaz dediği kişileri teknik adamlar sahaya salmadı. Bunlar hangi sıfatla, hangi yetkiyle, hangi, hı, tıbbi birikimle bu konuda, evet, da karar veriyorlar? Netice itibariyle, hı hı, spor alanlarında, spor müsabakalarında ve sağlık alanlarında masörlerin
tıbbi müdahale yapma hakları yoktur. Onların tek görevi sadece masaj yapmaktır, evet. Öflaraj yapmaktır, petrisaj yapmaktır, tapanman yapmaktır, sıcak uygulamaktır, soğuk uygulamaktır. Onlara psikolojik bazda yardımcı evet. olmaktır diye düşünüyorum. Bu konuda yetkileri yok. Evet. Evet, Nazım Hoca'nın da bu sorusunu bu şekilde cevaplandırmış olduk. Evet, yönetmen arkadaşımızdan Çaykur Rize karşılaşmasıyla ilgili görüntüleri ekranlarımıza getirmesini istiyoruz. Karşıyaka adeta 3 puanı göz göre göre kaçırdı ama en azından 1 puanla döndü. Bu da başarılı bir sonuçtur. Bakalım maç sonrası teknik direktörümüz ne açıklamalarda bulunmuş. Oyunu en fazla ilgilendiren maçlardan bir tanesiydi üst tarafta. Tabii tesisiyle, stadıyla işte problemlerini halletmiş güçlü yönetimi, iyi bir teknik heyeti, güçlü bir futbolcu kadrosu olan şampiyonun favorisi bir takıma karşı mücadele ettik. Tabii işimizin kolay olmadığını da biliyorduk. Yani Çaykur Rizespor penaltı pozisyonundan sonra ikinci golü de atabilirdi. Maç başında belki bizim de pozisyonumuz vardı ama 1-0'dan sonra hani skoru da geliştirecek pozisyon buldular. 2'yi de yapabilirlerdi. Hafta iyi mücadele etti. Sadece maç sonu serzenişimiz şu oldu. Yani Rizespor bizi yenebilirdi, tebrik ederiz. Yenilirdi, geçmiş olsun derdik. Çünkü uzun bir maraton, bir final maçı olarak bakmıyoruz ama hep diyorlar ya hakem sahada varlığıyla yokluğu belli olmayacak. Yani adalet noktasında. Biz o noktada biraz sıkıntı yaşadık diye düşünüyorum. Bütün şehit ailelerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin ve sabır diliyorum. Maça gelecek olursak Rizespor tahmin ettiğimiz gibi iyi başladı. Biz de direnç gösteremedik ilk yarı. Farklı da olabilirdi ilk yarı 2-0, 3-0 gibi. Bizim de kaçırdıklarımız var ama 1-0 bitirdik ilk yarı. İkinci yarı istediğimiz şekilde oyun düzeni oldu. Biz bastırdık, onlar korumaya gitti. Neticesinde biz öne geçtik 2-1. Ve maç hakkında geriye düşmemiz tabii bizi biraz sıkıntıya soktu. Daha sonra oyunu dengelediğimiz zamanlarda iyi baskı kurduk, 2-1 öne geçtik. Ondan sonra rakibimizin şuursuz baskısını kırabilseydik belki 3'ü bulabilirdik. Ya ben bu yaşta hakem konuşmak istemiyorum. O olabilir böyle bu tür hatalar. Ya hata olarak görmek istiyorum. Ama kazanabileceğimiz bir maçtı. Yani 1-0 geriye düştükten sonra bizim gerçekçi hedefimiz hani beraberlik gibi gözükse de hani öne geçtikten sonra berabere kalmak üzüyor insanı. Evet. Karşıyaka Rize deplasmanından gerçekten 3 puandan oldu. Baktım genç arkadaşımız da hakemler şimdiden eleştirmeye başlarsa bu işin sonu gelmez. Evet Hakan. Şimdi iki tane takım. Bir tanesi bir il takımı Rizespor. Ve artı tüm il büyüklerin destek verdiği, tüm taraftarın bir takıma gittiği bir ortam. Evet. Ekonomi sıkıntısının olmadığı bir takım. Evet. Diğer tarafta hafta başında antrenman çıkalım mı çıkmayalım mı? Paranın ödenmediğinden bir Karşıyaka takımı. Skora bakınca bana göre muhteşem bir alınan bir puan. Bu koşullarda Karşıyaka teknik heyetini, futbolcularını yürekten kutlarım. Evet. Çünkü o kadar zoru başarıyorlar ki. Cihat Hoca burada başarılı yani gerçekten. İkisinin teknik heyetini, futbolcularını yürekten kutlarım. Çünkü bu kadar kısır döngü, bu kadar yokluk içinde sahaya çıkıp bunları bir kenara itip son dakikada yenilen bir golle 3 puanı bırakmak, daha doğrusu 2 puanı bırakmak onlar çok acı ama benim için orada alınan şu bir puan, şu onur haysiyet savaşı her şeyden büyüktür. Yine yürekten tüm Karşıyaka oyuncularını ve teknik yetimlerden kutlarım. Alınan müthiş bir puan vardır şu koşullarda. Evet ben zaten Karşıyaka puan kaybetmedi aslında puan aldı. Çünkü 1-0'lık mağlubiyetten bu döneme getirdi. Hakikaten Rizespor da güçlü ekiplerinden birisi, ligin güçlü ekiplerinden birisi. Bu yaşananlara rağmen Cihat Hoca'yı da takımı iyi motive ediyor. Yürekten kutlarım. Evet Çaban abi Karşıyaka. Evet Karşıyaka'da kaotik ortamlar zaman zaman olmasına rağmen güzellikler yaşanıyor diye düşünüyorum. Hakan kardeşime katılıyorum. Evet. Rize konumu ile potansiyeli ile tek şehrin tek takım olması konumu zaten belli. Farklı bir konumda şu anda Rize. Daha avantajlı bir şekilde ligde mücadele ediyor. Karşıyaka bana göre değişik sıkıntılar yaşamış olmasına rağmen yılmadılar, usanmadılar. Yönetimiyle, teknik kadro sporcularıyla yeniden bir reorganize olma, toparlanma dönemi yaşıyor Karşıyaka. Ve umuyorum ki bu başarıda, başarılı çıkışta, tamam son dakika golleri şunlar bunlar, futbolda olan şeyler bunlar. Tabii. Hakem hataları olacaktır, şanssız golleri olacaktır vesaire. Bunları kabul ediyorum. Yalnız Karşıyaka
teknik adamların şahsında, Hüseyin Hamamcı ve Cihat Arslan kardeşlerimizin evet. şahsında, iki tane uyumlu teknik adamın paralel hareketiyle, sporcuların kendileri inanmasıyla, yönetimin de bunların yanında dik durmasıyla Karşıyaka bazı sorunlarını aşıyor. Evet. Umudum o ki şehrimizin Karşıyakası eğer bu iç ahengini korursa, boşlukta da bazı değerlendirmeler yaparsa sanıyorum İzmir'i sevindirecektir. Evet, tabii Ülgen'i de unutmamak lazım orada. Tabii, teknik kadro olarak, Hüseyin Hamamcı ve Cihat'ın şahsında hepsini. Çünkü hepsini, onlar hepsi kardeşlerimiz. Karşıyaka'dan gelmiş. Aynen, aynen. Tabii. Ben Cumhur Hocam'a döneceğim ama Hakan, geçen hafta sen yoktun, benim konuştuğum konulardan birisi de. Karşıyaka'da şu anda bir siyasi çekişme gibi bir olay var. Yani bir tarafta işte bu huzursuzlukların sebeplerinden birisi, işte şu anda mevcut yönetimin iktidar partisi, diğer karşı çıkanların da muhalefet partisi. Taraftarlar arasında böyle bir siyasi şeyi görmeye başladım ben. Çekişme görmeye Fakat başladım. Fakat bu İzmir'in çirkin yüzü aslında. Bunu evet. konuşursak çok üzülürüm ben. Hı-hı. Çünkü futbolu siyasetin bir araya girdiğini yanımızda bizi büyüten Şaban abi hiç duymadık, görmedik ve buna imkan sağlanmadı aslında. Hı-hı. Koskoca Karşıyaka camiası böyle bir ortama çanak açıyorsa evet. oturup düşünmeye lazım. Çünkü o tribünlerde önümüzdeki günlerde ben bundan korkuyorum. Bir siyasi çok kaos, büyük kaos yaşanmasın. Haklısınız. Katılıyorum. Evet. Olmaması lazım. Evet Cumhur Hocam, Karşıyaka. Evet, şimdi iki insandan sonra üçüncü fazla her şey söylüyorlar. Bize çok az bir şey söylüyorlar. Ben sizin değindiğiniz siyasi konuyu ufacık bir değinme yapacağım. İzmir'den Süper Lig'e takım çıkmasının sebeplerinden biri de bence siyasetin futbola karışmasından. Buna kısacık bir değinme yaptıktan sonra. Karşıyaka tabii bizim İzmir'imizin güzide takımlarından. Yıllarca birincilikte Süper Lig'de oynamış. Şu anda oraya çıkmak için çaba sarf eden bir takımımız. Cihat Hoca ve ekibi inşallah bunu başardılar bu sene artık çünkü kaç senedir sonuna geliyorlar ve işi bitiremiyorlar. Şimdi Hakan Hocam'ın dediği gibi bu hafta alınan bir puan evet. Karşıyaka camiasının çok önemli bir puan. Çünkü bu kadar zorluklar içerisinde Cihat Hocam ve ekibini tebrik etmek lazım. Çünkü Rize Spor'la oynuyorsun, Rize'de oynuyorsun. Takımı motive etmek, bu takımı maça hazırlamak kolay iş değil. Bu yüzden hocalarımı tebrik ediyorum. Öndeki maçlarda da başarılar diliyorum. Evet, senin bolca konuşacağın bir konu ama ben reklamlara gitmeden önce sorayım. Bu mesela olası başarısızlıklarda ilk giden teknik direktör evet. oluyor. Siz de belki bunları yaşamışsınız. Mutlaka, herkes yaşamıştır. Yani bu işin içinde olan bütün antrenörler bu işi yaşamıştır. Biz neden ama? Bilmiyorum. Biz antrenör camisine kendimize deriz ki bir antrenörün bavulu devamlı yanındadır. Evet. Bu tabii irdelenmesi gereken önemli konulardan biri. Bu bir yönetimle antrenörün iletişimsizliği, sezon başında kurulan takımın, hayal edilen takımın sezon içerisindeki hayallerin sükute hayale uğraması, başarısızlık olması. Zaten bizim işte başarısızlık olduğu zaman ilk defa hocayı kapının önüne koyarlar. Daha sonra yeni bir hocayla devam ederler. Vallahi Hakan Hocam da bu işi bilir, Şaban Hocam da bu işi bilir. Tabii onlara da soracağım tabii zaten ben. Biz hocalar olarak en çok bu olayları yaşadığımız için. Evet. İnşallah bundan sonra böyle Türkiye'de olmaz. Evet. Ben yalnız bir şey sormak tamam. istiyorum hocama. Şaban hocama tabii. Hocam bu işlerin üstadı, evet, piri. Biz mesela yılda 3 tane takım çalıştırabiliyoruz. TFF'nin bize verdiği yetkiler doğrultusunda. Fakat takımlar sezon boyunca istedikleri kadar bir antrenörle çalışabiliyorlar. Evet, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Öyle yani bunun kesinlikle yine Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yönetmeliklerle, talimatlarla çözümlenmesi gereken bir husus. Yıllar önce biz bu konuda da çok büyük uğraşlar verdik. Belli mesafeler aldık. Ama ne yazık ki yine öyle. Şimdi bu kulüplerdeki antrenör değişikliği konusuna ben de kısaca değinmek istiyorum. Cumhur kardeşimin ifade ettiği gibi. Şimdi kulüplerde kalıcı bir yönetim geliyor, evet. belli bir harcama yapılıyor, belli bir mesafe alınıyor, belli sporcular alınıyor. Ve kulüp yönetimleri sezon başında taraftara şirin görünmek için ya da kamuoyuna daha şirin görünmek için büyük hedefler çiziyorlar. Çıtayı çok yükseğe çekiyorlar. Evet. Bu arada yapılan bir yanlış da şu, önce transferler yapılıyor sonra teknik adam alınıyor. Ve gelen teknik adam bulduğu kadroyla çalışıyor. Yönetim de büyük angajmanlara girmiş. Biz bu kadroyla şampiyon olacağız, şu olacağız, bu olacağız diyor. Teknik kadro bulduğu kadroyla çalıştığı için
çizilen hedeflere yaklaşılmadığı takdirde yönetimin en kolay şey, bu bir pansuman tedbiri, bu başka hiçbir şey değil. Evet. Yönetimler sadece kendilerini kurtarmak için teknik adamla yollarını ayırıyor. Bakın bu akşam Manchester United maçı var İstanbul'da. Hı hı. Başında bir teknik adam var. 20 küsur yıldır aynı kişi. Evet. İstikrar, güven, inanç ve süreklilik. Bizim de böyle olması lazım. Bu olmadığı takdirde başarılar geçicidir, yalancı başarılar gelebilir. Ama kalıcı başarıların kurulması için, sistemin kurulması için teknik adamlara zaman tanınması lazım. Bunu mesela Fenerbahçe şu anda uyguluyor diyebilir miyiz? Tabii ki. Bir defa bünyeyi çok iyi tanıyan teknik adamların tercih edilmesi lazım. O bünyeyi tanıması lazım. Evet. Ben bu konuda çok büyük değişik bir örnek vereyim. Yıllar önce, isim vermeyin müsaade ederseniz, Fenerbahçe'yi açık ara Türkiye liglerinde şampiyon yapan, gol rekorları kıran bir üstad teknik adam, alt liglerinin birine geldiği zaman aynı teknik adam, o rekorları kıran teknik adam o takımı küme düşürdü. Evet. Nerede bunun sihri acaba? Demek ki sadece teknik adam yeterli değil. Birçok faktör var. Birçok faktör var. Yönetiminden malzemecisine kadar, taraftarından şehirdeki insanına kadar, sporcusundan masörüne kadar. Yani birçok faktör var. Bunu bir bütün olarak ele almak lazım. Evet. Hakan, bu konuda sen bir şeyler söyleyecek misin? Şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de antrenör olmak hasta olmak demektir. Hastalığı sahip olmak demektir. Bypass olmak demektir. Önce Kemal Kılıçdaroğlu oradan geçmiş. Evet, bu arada tabii. Bakın Avrupa'da çok araştırma yaptım. Bu kadar genç bir antrenör kitlesi sadece bizde kalp krizi geçiriyor ve hasta olayı ameliyat oluyor. Avrupa'da çoğu antrenör 65'ten sonra bu krizi yaşayabiliyor. Evet. Biz de 40-45'te başlıyoruz. Hı hı. Demek ki Türkiye'de antrenörlerin maalesef hastalanma yaşı veya kriz yaşı yönetimlerin antrenör sunduğu bu çirkin tablonu. Evet, bana da yönetmen krizi geçirecek şimdi. Reklam işareti diyor. Evet, reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Krizi geçirsek bile önemli değil. Şaban Acar Bay yanımızda. Evet, reklamlara gidiyoruz şimdi.